Merhaba, Tarçın Tadında'ya hoş geldiniz. Bugün sizinle bana en çok sorulan 5 soruya 5 cevap hazırladım. Soru cevaplara geçmeden önce benim daha çok video çekebilmem için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin zilini açmayı lütfen unutmayın. Blog zamanından beri hem Instagram'dan hem YouTube'dan hem de blogdan bana en çok sorulan soru Feyza, kekim neden kabarmıyor? Kekin kabarmaması ile ilgili tabii ki pek çok neden olabilir. Ben size şimdi başlıcalarını açıklamaya çalışacağım. Öncelikle kekte kullandığımız unu mutlaka elememiz gerekiyor. Sonrasında keki mutlaka sıcak fırına yerleştirmemiz gerekiyor. En sık karşılaştığım hatalar bunlar. Bunun dışında kullandığınız malzemenin tazeliğinden emin olmalısınız. Örneğin kabartma tozu eğer taze değilse keki tabii ki kabartmayacaktır. Bunlardan sonra en çok karşılaştığım şey ve bunu söylediğimde artık kabaran kek yapmayı başardığı için insanlar net olarak söyleyebilirim size. Çok fazla çırpılıyor kekler arkadaşlar. Kekleri daha az çırpmalıyız. Şimdi eskiden böyle bize şey öğretmişler, hani yumurta, şeker böyle köpürene kadar çırp çırp çırp. Hayır, öyle bir şeye hiç gerek yok. Zaten benim videolarımda da ne kadar çırptığımı aşağı yukarı izleyerek görebilirsiniz. Yumurta ve şekeri biraz eriyecek kadar, 30 saniye kadar çırpmanız da yeterli oluyor eğer bir kalıpta kek yapıyorsanız. Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra içine ilave ettiğimiz kuru malzemelerle aşırı çırpma yapmaya gerek yok. Çırptıkça hamurun yapısını bozuyoruz çünkü. Böylece lastik gibi kabarmayan bir kek elde ediyoruz. O nedenle yumurta ve şekeri evet mikserle yüksek devirde biraz çırpın ama sonrasında kuru malzemeleri ekledikten sonra çırpıcı bile kullanmadan hatta spatulayla da karıştırabilirsiniz. O şekilde az karıştırarak pişirirseniz ve sıcak fırına atarsanız kekiniz kesinlikle kabaracak. 2 numaralı soruya geçiyorum. Bu da yine çok fazla karşılaştığım bir soru. Mayalı ürünler, mayalı poğaça, mayalı açma, tüm mayalı ürünlerin kabarmaması sorunuyla çok fazla karşılaşıyorum ve bana soruyorlar neden kabarmıyor Feyza? Neden kabarmıyor? Öncelikle mayanız taze olmayabilir. Mayanın tazeliğinden emin olmamız lazım. Eğer yaş maya kullanıyorsanız mutlaka buzdolabında saklıyor olmalısınız. Eğer instant maya ile mayalıyorsanız ürününüzü, maya paketinin önceden açık olmamış olması, hava almamış olması çok önemli. Paketi açtığınız anda kullanmanız gerekiyor. Onun dışında maya aktivitesinin ısıyla çok ilgisi var tabii ki. Mayayı aktive ederken ya da hamurunuza karıştığınız su aşırı soğuksa ya da aşırı sıcaksa mayalanma reaksiyonu tabii ki gerçekleşmez. Serçe parmağımızı bardağa batırıyoruz. Elimizi yakmayacak sıcaklıktaki su, o ılıklıktaki su mayalı ürünler için idealdir. Bunu da şuradan anlayabilirsiniz. Vücut ısınız ortalama 36,5-37 derece. 40 derece su kullanılıyor mayalı ürünler için. Yani azıcık elinizde o sıcaklığı hissettiğiniz zaman o su mayalı ürünler için harika demektir. Hamuru hazırladıktan sonra mayalanma için iki aşamaya ihtiyacımız var. İlk önce hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Üzerini streçle kapatıyoruz. Hava sıcaklığına bağlı olarak kalorifer yanığı ya da işte güneşli bir pencere önü nereyi kullanıyorsanız orada ürünü bekletiyoruz. O sırada iki katına gelene kadar kabarmasını bekliyoruz. Bu iki katına gelme gerçekleştikten sonra bu bir peynirli poğaçaysa mesela onu elimizle şekillendiriyoruz, içine harcını koyuyoruz. Veya bu bir açmaysa yine elimizle şekillendirip tepsiye yerleştiriyoruz. Bu işlemler bittikten sonra bir de tepsi mayamız var. Yani ürünü tepsiye yerleştirdik, şekillendirdik, üzerinin yumurtasını sürdük veya diğer işlemlerini yaptık. Orada da bir 15 dakika tepsi mayasında mutlaka mayalanması gerekiyor. Daha sonra yine kekte olduğu gibi sıcak fırına mayalı ürünümüzü yerleştireceğiz. Bu noktalara dikkat ettiğiniz zaman mayalı ürününüz emin olun kabaracaktır. Sıra geldi bana en çok sorulan 3. soruya. En çok sorulan 3. soru, ev yoğurdum tutmadı, neyi yanlış yapmış olabilirim? Belki de hiçbir şey yanlış yapmamış olabilirsiniz ama ben yine de neden olabileceğiyle ilgili kendi tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalışayım. Ev yoğurdunuz tutmuyorsa öncelikle içinde bulunduğunuz mevsime dikkat edip ona göre bir mayalanma süresi ve örtü sayısı belirlemekte yarar var. Eğer kışın mayalıyorsak bu yoğurdu 3 kap sarabiliriz ve 7-8 saat mayalanmaya bırakabiliriz çünkü ev ısısı düşük olduğu için. Ama eğer yaz aylarında mayalıyorsak tek kat ince bir örtü yeterli, 5-6 saat mayalanma süresi de yeterli.
Bunun dışında yoğurdu maya ile karıştırdığımız anki sıcaklık çok önemli. Eğer bir mutfak termometresi kullanıyorsanız bunu 47-52 derece arasında tutabilirsiniz. Eğer onu kullanmıyorsanız da 47 derece demek vücut sıcaklığınıza göre yine oranlarsanız eğer 36,5-37 derece bir sıcaklığınız var. Parmağınızı batırdınız. 4-5 saniye tutabilirsiniz. Daha fazla tutamazsınız. O zaman o yoğurt, o süt mayalanma sıcaklığına gelmiş demektir. Mayamızı bir anda sütün içine boca etmiyoruz. Mayamızın içine ılık olan sütten birkaç kaşık alıp mayayı ılıştırıyoruz. Ondan sonra süte ilave ediyoruz ve bir kaşık yardımıyla mayanın her tarafına dağılması için sütün şöyle bir karıştırıyoruz. Bütün bunları uyguladınız, doğru yaptınız. Açtınız, bir de ne gördünüz ki yoğurt tutmamış. Şimdi ne yapabiliriz? Bunu kurtarabilir miyiz? Tabii ki kurtarabiliriz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Yoğurt mayaladığımız kabın sığacağı büyüklükte bir tepsi ya da bir tencereye kaynar su koyuyoruz ve yoğurdumuzu bunun içine oturtuyoruz. Burada amacımız mayalanmamış olan yoğurdun ısısını biraz daha yükseltmek. Bu işlem sırasında yoğurdun üzerine yeşil bir su çıkar. O suyu da alıp çok güzel peynir altı suyu olarak hamur işlerinde ve başka yerlerde kullanabilirsiniz. O yeşil su çıktıktan sonra o yoğurdu oradan alıp tekrar böyle bir saat falan sarıp bekletirseniz daha katı bir yoğurt elde edersiniz. Tarçın tadında en fazla sorulan dördüncü soru. Hafta sonu, hafta içi büyük bir davet var. Doğum günü olabilir, bir gün kutlaması olabilir. Ve bunu hazırlamak istediğim onlarca çeşit var. Ben bunları bir günde nasıl yapayım? Tabii ki bir günde yapmayacaksınız. Teknolojinin nimetlerinden yararlanacağız. Mutfağımdaki en sevdiğim ürün olan derin dondurucu bana çok yardımcı oluyor böyle konularda. Ürünlerin bir kısmını önceden hazırlayıp pişmemiş olarak ya da pişmiş olarak çeşidine göre derin dondurucuda saklayacaksınız. Davet günü geldiği zaman da onları çıkarıp fırınlayarak ya da çözüldükten sonra servis masasına alarak kullanacaksınız. Mesela neleri saklayabiliriz? Önceden sardığınız yaprak sarmasını pişmemiş olarak dondurucuda bir tepsiye tabii ki tek tek dizerek saklayabilirsiniz ve davet sabığı pişirebilirsiniz. Her türlü börek çeşidi ama patatesliler hariç. Patates buzluğa girince çünkü tadı çok değişiyor. Börekleri de şekillendirip sarıp buzluğa atabilirsiniz. Börekleri aynı zamanda pişmiş olarak da buzlukta saklayabilirsiniz. Ama genelde bizim tercihimiz çiğ olarak sarıp buzluğa atmak ve o davetin olduğu gün sabahında fırında pişirmek ve misafirlere ılık börek servis etmek. Onun dışında bazı kurabiye hamurları ki ben tariflerimde mutlaka bunu belirtirim, bunu buzlukta saklayabilirsiniz diye. Bazı kurabiye hamurlarını da şekillendirdikten sonra pişirmeden derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Onlar da hazır olurlar ve davet günü geldiği zaman servis edebilirsiniz. Mesela bu davet eğer pastalı bir davetse pasta için kullanacağınız pandispanyaları önceden pişirip çok rahat buzlukta dondurabilirsiniz. Bir gece önceden ya da davet sabahında pastanızı hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında hazır ikramlıklar kullanacaksanız eğer bazıları çok rahat önceki haftadan buzlukta yerini alabilir ve davet günü onları küçük parçalar halinde servis edebilirsiniz. Pizza, pide ve lahmacun kesinlikle geldiği anda dondurursunuz ve çözüldüğünde aynı lezzeti tekrar yakalayabileceğiniz ürünler. Sıra geldi 5. ve son soruya. En çok sorulan 5. soru, buzlukta hangi yemekleri saklayabiliriz? Eve geliyoruz işten, hızlı hızlı bir şeyler hazırlamamız lazım. Neleri saklayabiliriz? Aslında saklayabileceğimiz pek çok şey var. Pişmiş yemekleri ben çok saklamayı tercih etmesem de yemek hazırlama süresini kısaltacak bazı küçük ipuçlarım var saklamak için. Mesela her tür köfteyi şekillendirdikten sonra bir tepsiye tek tek dizerek buzlukta donduruyorum. Ondan sonra o akşam hemen ızgara köfteyi hızlıca yapabiliriz ya da o köfteleri çıkarıp çok rahat İzmir köfteyi çok kısa bir sürede hazırlayabiliriz. Ekşili sulu köftenin de böyle küçük yuvarlak misket şeklinde köfteleri olur. Onları da yine kıymayı aldığım zaman hazırlayıp yine bir tepsiye tek bir tabaka halinde diziyorum, donduruyorum ve onları da çok hızlı bir şekilde pişirebiliyoruz. Mesela soğanları da yemeklik doğrayarak tek yemeklik porsiyonlar halinde bir tepsi üzerinde dondurarak o gün hangi yemeği pişirecekseniz çıkarıp anında içine atarak o süreden tasarruf edebilirsiniz. Soğanları aynı zamanda
kıyma ve soğanı ve salçayı bir arada kavurup hazırlayıp yine bunu böyle tek yemeklik olacak şekilde porsiyonlayarak dondurduğunuz zaman istediğiniz sebzeyi hızlıca kıymalı bir şekilde pişirebilirsiniz. Ben bir de bunu aslında hani lezzet açısından çok avantajı olmuyor ama bazı yemeklerde görsel olarak yeşil ve kırmızı bibere ihtiyacımız var. Onları da aldığım zaman yıkayıp ince ince yemeklik olarak doğruyorum ve onları da bir buzdolabı poşetinde donduruyorum. Böylece tavada sote bir şeyler yapıyorsam ya da yemeğin içine biraz atmam gerekiyorsa, ona bir renk vermesi gerekiyorsa bu donmuş doğranmış biberler de benim işimi çok hızlandırıyor. Bir de benim buzluğumda her zaman ıslatılmış ya da haşlanmış kuru baklagiller olur. Mercimek, kuru fasulye, nohut bunlar her zaman hazırdır. Haşlanmış olanlarla bazen bakliyat salatası da yapıyoruz. Haşlanmış yeşil mercimek mutlaka bulunur bizim buzlukta ve onu hemen ben sıcak suya sokarım, o bir kendine gelir. İçine de bütün yeşillikleri doğrarım ve koca bir kase akşam yemeği hazır olur. Son olarak buzluktan hiç eksik olmayan da, genelde mevsiminde yapıyorum o işi, ayıklanmış bezelye ve barbunya. Onlar da yemek yapmaya hemen hazır halde oluyorlar. Geldiğim zaman böylece ayıklanmış olan hazır ürünle anında hemen bir eti ya da işte soğanı kavurup güzelce bir yemek yapabiliyorum. Bir ipucu daha vermek istiyorum size. Buzlukta bunları sakladınız. Pişirme için de eğer düdüklü tencere kullanırsanız inanılmaz zaman tasarrufu oluyor. Gerçekten 30 dakika içinde anında bir ana yemek hazırlayabiliyorsunuz. Tercih tadında ya en çok sorulan 5 soruyu cevaplamaya çalıştım. Eğer aklınızda farklı konularda farklı sorular varsa lütfen videonun altındaki yorumlar bölümüne yazmaktan çekinmeyin. Seve seve yanıtlayacağım hepsini. Ayrıca kanalımıza destek olmak ve bu videoları hazırlamak için gereken enerjiyi bize sağlamak için abone olup bildirimlerin zilini açarsanız çok seviniriz. Tarçın Tadında yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.